Молодец. Угу. А потом зачем? Опа. Ура. Ай. Что там? Птичка? Selam. Ne habersiniz? Tekrar bir vloğa hoş geldiniz. Gerçekten insanın alışkanlığı gidince çok zor alıyor eline kamerayı ve çok zor vlog çekmeye başlıyor. Eskiden bana bu reel için aynı şeyi hissederdim. Yani insanlar çok fazla reel atardı ve ben böyle bir türlü elim gitmezdi yani. Açıp kamerayı bu şekilde konuşmak uzun soluklu çok daha kolayıma gelirdi. Şu an onu daha çok yaptıkça ona daha çok alıştım. Ve böyle vloglardan biraz kopmuş olmaya da üzülüyorum. Bundan zaten soru cevap videomda da bahsettim. Yani evet, mesela eskisi kadar işte günlük vlog çekme isteğim yok. Hani bu kadar her şeyi gösterme. Ama bu kadar da değil. Yani bu kadar kopmuş olmak da gerçekten biraz beni üzüyor. Biraz değil, çok üzüyor yani. Ben bunu her gün düşünüyorum. Hani bakmayın çok bir şey söylemediğime. Gerçekten çok çok ara açıldı. Farkındayım. Umarım bir noktada tekrar böyle ayda 1-2 vlog düzenine dönebilirim. Bence bu böyle güzel, optimum bir aralık olur. Bakalım. Deneyeceğiz. Şu an pazartesi günündeyiz. Dünden beri neredeyse evden hiç çıkmadık. Biraz yorulduk tabii ki de. Londra çok güzel geçti ama insan eve dönünce böyle bir rahatlamak istiyor. Çok sıcak burası. Yani inanılmaz sıcak. Ben henüz şikayet etme moduna gelmedim. Çünkü yazı seviyorum ve kış gerçekten beni çok zorluyor. Ama kabul ediyorum ki bu kadarı fazla. Kerem çok zorlanıyor sıcakta. O daha böyle kış insanı. Neyse, daha denize vesaire de gitmedik geldiğimizden beri. Okullar kapandığı için, mesela biz en son gittiğimizde okullar henüz açıktı ve çok kalabalık değildi hiç, böyle plajlar falan. Şu an nasıl hiçbir fikrim yok. Muhtemelen yarın gideriz. Bugün evde biraz alışverişe ihtiyacımız var. Dolabımız bayağı bir boş. Bu nedenle Atlas şimdi uyandığında bir alışverişe gideriz. Ay, keyfim yerinde. Bu arada biraz böyle sohbet. Soru cevap videomda bahsetmiştim. Ocak ayından itibaren bir yardımcımız oldu ve verdiğimiz gerçekten en doğru kararlardan biriydi. Ben buna çok direndim yani. Her yeniliğe direndiğim gibi. Ama gerçekten çok çok memnunuz. Gel gör ki son 3 haftadır yok. Ve 3 haftadır biz bizeyiz. Bunu da çok özlemişim bu arada. Yalan yok. Ama zorlandığımız şeyler oluyor tabii ki de. Yani ne olursa olsun bir de büyük bir evde yaşadığımız için şu an. Yardımcımız olduğu için uzun zamandır hani hiçbir temizlikçi de gelmediği için öyle birini de bulmam gerekiyor şu an. Çünkü en az bir ay daha yok. Neyse, kısacası nereden geldim ben bu konuya? Öyle hayat update'i galiba. Kısacası şu an üçümüzüz. 3,5 kişiyiz. 29 haftalık hamile oldum bu arada. Bayağı az kaldı denebilir. Yaz sonu, Eylül başı, Eylül ortası gibi muhtemelen artık doğurmuş olacağım. Her şey yolunda giderse. Bu şekilde. Aslında Londra'da biraz alışveriş yaptım ve güzel şeyler aldım. Onları da bu sefer vlogda göstermek istiyorum. Hazır artık vlog çekiyorken. Öyle mi oluyor bu arada? Ben de alıyorum çünkü almayayım, değil mi? Peki cinsi o değil mi yani? Ben öyle sanıyordum. Bundan sonra sen de Atlas bırakıyorum. Hadi götür, tut. Kıyamam ya onun kadar. Arabaları yıkayalım mı Atlas? Ha?
heyecanlıyım çünkü yılın ilk incirini aldım. Henüz sezonu değil biliyorum ama çok canım çekti. İncir benim gerçekten en sevdiğim meyvelerden biri. Fena değil. Bir Eylül inciri değil ama. Güzel. Güzel. Yok ya, güzel değil. Ya beni görmüş müydünüz? İncir güzel değilmiş. Yani hani. Evet. Yazı, yazın yetişen her şeyi, yazın yapılan şeyleri, yazın giyilen şeyleri, yazın uzun günlerini o kadar çok seviyorum ki. Çok sıcak olmasına rağmen gerçekten şikayet etmiyorum ki çok sıcak Bodrum yani. Daha 33 derece bugün ama Temmuz çok daha sıcak olacak diyorlar ama bugün bile çok sıcak. Ona rağmen çok güzel. Her şey çok güzel. Mesela genel olarak dengeli beslenmeyi seven biriyim ama kışın elimde değil yani vücudum böyle çok daha fazla ağır, kızartma, işte pasta börek istiyor. Yapısal olarak bence herkesin öyle. Ama böyle yazın daha güzel beslenmek çok kolay bence ve o da çok hoşuma gidiyor. Biraz böyle yaz reklamı gibi ama yani gerçekten öyle. Ki bugün 24'ü. Aslında en uzun günü bile geride bıraktık ve kışa doğru gidiyor her şey şimdiden. Ama yine de önümüzdeki yaz günlerine bakacağım. Mısır. Hoppa. Смотри. Раз. Поставь сюда. Молодец. Два. Умный. Подожди потихоньку. Опси. Три. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Умничка. Да. Браво. Бастермелом. Браво. Три. Четыре. Баба. Баба там. Можно поцеловать? А я? Да. А ты поцелуешь меня? Поцелуешь щечку маму? Разочек. Нет? Ух. Ух. Bye bye. Atlas. Kerem yukarıda Atlas'ı uyutmaya çalışıyor. Ben de bir enerjim düştü. Çok kendime bir maça yapmak istiyorum. Ve biraz uzanmak. Mesela normalde gündüzleri uyuyabilen bir insan değilim. Fakat Atlas'a da hamileyken, özellikle hamileliğin böyle son dönemlerinde gündüzleri uyumaya başlamıştım. Şimdi iki bebekli, daha doğrusu zaten hali hazırda bir bebek olunca o çok mümkün olmuyor. Çünkü zaten onun uyuduğu zaman sizin onunla yapamadığınızı yaptığınız zaman oluyor. Yani mesela yatıp dinlenmek ve bir şey izlemek ya da iş çekmek ya da bir şey editlemek. Bu nedenle bu iki saati işte onun uyuduğu uykuya veremiyorum yani. Zaten şey oluyorum böyle, sürekli başka bir şey yapmam gerekiyormuş gibi. Neyse ama maça yapıp edit yapmak, biraz uzanmak fena olmayacak. Daha birkaç ay önce Londra'dan aldığım maçayı kullanacağım. Galiba son kullanma tarihi geçmiş olabilir ama bence onlar her zaman doğru olmuyor. Geçti mi? Ha, geçmemiş. Yok, geçmiş. Bir dakika. Geçmiş. Ama çok olmamış geçeli. Nisan sonu. 2 ay bile olmamış henüz.
Gerçekten çok güzel bir maça bu arada. Londra'daki Londra'daki Japan House'dan aldım. Biraz göz kararı. Yalan yok. Beyaz tişört hiç iyi bir fikir değildi. Hala çok iyi köpürüyor. Demek ki bir şey olmamış. Bardağımız. Buzları koydum. Ben eskiden hep ilk matcha'yı koyardım. Fakat dışarıda aldığım matcha'larda, yani matcha latte'lerde ilk başta sütü, ondan sonra matcha'yı koyduklarını fark ettim. Neden bilmiyorum ama ben de öyle yapacağım. Ne oldu? Mama mı deyip duruyor. Geleyim mi? Matcha yapıyordum, yapmayayım o zaman. Ben çağrılıyorum. Acil. Привет! Çok mutlu geldi. Bence uykusu yok. Dada. Hatta benim matcha'mı istediği için ona ıspanaklı bir smoothie yaptım. Wow. Baba. Gıcıya baba. Aha, what am da. Baba. Seni orada görüyor Kerem. Niye? Не хочешь? Без этого хочешь? Ура! Selam. Aşırı nefes nefese kalmaya başladım özellikle. Merdiven çıktıktan sonra Atlas'ı nihayetinde uyuttuk. Daha bir yarım saat oldu, o sırada bir şeyler yedik. Uyumak bilmedi yani. Öğle uykusuna yatmak bilmedi. 2'de uyudu. Normalde 2'de artık öğle uykusu biter. Ama galiba evde olduğumuz için bütün gün yoramadık yani. Bahçede olmamıza rağmen işte havuz doldurduk, şişme havuz falan ama... Size Londra'dan aldıklarımı göstermek istiyorum. Şimdi en basitiyle başlıyorum. Her seferinde ya Brand Melville'a girip aynı şeyleri satıyorlar yıllardır. Neredeyse hiç değiştirmiyorlar sattıklarını. Her seferinde alacak bir şey nasıl bulabildiğimi bilmiyorum ama çok seviyorum. Bir kere gerçekten kumaşlarını çok seviyorum, duruşlarını çok seviyorum, kalitelerini çok seviyorum. Bu nedenle alıyorum. Bu arada şu ilk şey brandi değil. Urban'a girip indirimde bir elbise gördüm. Ve yine normalde yapmayacağım dediğim bir şey yaptım. Hamilelik sonrası için alışveriş yaptım. Bu elbise şu an üstüme olacak mı? Hamileliğim bittikten sonra olmayacak mı? En ufak bir fikrim yok ama biraz kısa duruyor açıkçası. Göbeğimle beraber zaten tişört gibi olur ama bir ümit göbek gittikten sonra üstüme olması. Bir deneyeceğim yani, bir 3-4 ay sonra deneyip eğer olmazsa da artık bilmiyorum, başkasına veririm, ne yapayım. Ya size bu brandleri göstermesem mi bile? Yani çünkü çok basic şeyler aldım, hani tişört beyaz. Askılı beyaz. Siyah tişört. Boş verin. Burayı es geçiyorum. Bir tane gözlük. Bu gözlükleri Kerem aşırı beğeniyordu. Orada görünce ve işte ilk defa deneme fırsatım oldu. Selin'in bir gözlüğü. Kerem dedi ki bunu kesinlikle almalısın. Çok yakıştı. Çok iyi oldu. O kadar çok övdü ki. Aldık. Bu arada gözlüğün kabı, yani gözlük kabı böyle olabilir mi bilmiyorum. Bunu çok fazla çanta olarak kullanan bile var. Ya dışarıda bile gördüm yani. Böyle çapraz asabileceğiniz. Mesela buna telefon sığmaz ama kredi kartı, anahtar belki. Ya kısacası bunu tek başınıza, eğer özellikle çocuğunuz yoksa, alıp çıkabilirsiniz. Gözlüğü göstermedim. Ben de henüz bu arada aldıktan sonra denemedim. Bir tık bana her zamanki gibi dar. Çünkü kafam büyük. Bir tane Sporty Enrich short aldım. Büyük beden. Yani büyük derken medium beden. Bunu hamilelik sonrası da giyerim. Çünkü hani böyle bol short giyip belini sıkmayı gerçekten seviyorum. Akne'den bir jean ceket aldım. Buraya fotoğraf koyarım nasıl durduğunu. Çünkü şu an zaten o kadar dar bir alandayız ki nasıl durduğunu anlamayacaksınız ama böyle çok bol duran ama crop olan çok güzel bir denim ceket. Daha Londra'ya giderken aklımda olan, hani bakarım dediğim bir marka vardı. Hanza G diye okunduğunu düşünüyorum. Böyle tek beden mayo bikini yapan bir marka. Belki biliyorsunuzdur. Spesifik böyle değişik bir dokusu var. Oradan bir mayo aldım. Zaten tek bedenler. Yani kolay oluyor.
Çok esnekler. İlginç bir şekilde normalde bikini falan giymeyi çok seven biriyim. Hala seviyorum. Ama hamileyken biraz çıplak hissediyorum. Yani bu çok garip bir şey. Bundan hiç bahsetmemişimdir. Ve bunun muhtemelen kafamda olduğunu biliyorum. Ama biraz insanlar daha fazla bakıyormuş gibi geliyor. Ve kimsenin böyle hani kötü bir niyetle baktığını düşünmemekle beraber ben böyle sanki çıplakmışım gibi bir hissiyata bürünüyorum. Bu nedenle daha çok mayo giymeye başladım. Ve kendime kahverengi güzel bir mayo aldım. Sırt dekoltesi var. Çok heyecanlı olduğum bir kutu. Bu Hermes ayakkabı bu arada. Bu terlikleri çok beğeniyordum. Ve bir türlü böyle almıyordum yani. Neyse. Zaten biraz Hermes değişik bir marka. Yani önceden stok var mı yok mu çoğu zaman öğrenemiyorsunuz. Benim numaram da çok böyle şey bir numara. Hani herkesin giydiği bir numara. İşte 37,5-38 bu terlikler. Bu nedenle bulmak çok zor ya da istediğim renkte bulmak çok zordu falan. Neyse kısacası yine dönmeden bir gün önce bir tane yerde tek bir kalmış ve istediğim renkte ve numarada bulduk. Muhtemelen zaten ne olduğunu tahmin de etmişsinizdir. Yani çok zor değil. Bu Hermes'in Dead Sandals yani çipre modeli. Gerçekten çok hoşuma gitti ve çok da rahatlar. Ve yine Bodrum'da olduğumuzdan yola çıkarak bütün sezon, yani sezonumuz zaten uzun ama bütün sezonda rahatlıkla giyebileceğim bir terlik olacak. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Alışverişimiz bu kadar. Bu sefer gerçekten epey bir şey almış hissediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi Atlas uyanınca ona da bir şeyler yedirip bir arkadaşıma gideceğiz. Bu kadar gülmemin sebebi Bodrum'da da yavaş yavaş çevre edinmeye başlamış olmak. Çünkü bu zaman alan bir şey ki benim gibi insanlar için. Yani ben böyle hani çok kolay insanlarla yakın olmuyorum. Soğuk biri değilimdir yani ama benim için biraz daha böyle uzun bir süreç bu. Kendisinin de Atlas'tan 3 ay büyük oğlu var. Onlara gideceğiz. Hava çok sıcak. Böyle havuz başında biraz takılacağız. Çocuklar da oynayacak diye umuyorum. Abneyim işliyor. Ha bak size müzik. Oh bacım oy. Atlas. Hoppa. Kararla kos bileti alıp bugün günübirlik kosa geldik. Genel olarak iyiydi yolculuk. Beklediğimden biraz daha uzun sürdü. Galiba vapur seçtiğimiz için bir saatte geldik. Eğer deniz otobüsü seçseydik 20 dakikada falan geçebilirmişiz. Ama bir yandan da böyle püfür püfür gelmek de güzeldi. Bir tek pasaport kontrolü öncesi yani çok yoğun olduğu için vapurda bir yarım saat durmuşuzdur. Onun dışında güzel, sıcak. Bir de sıcak. Şimdi bir şeyler atıştırıp bir de bu tarafın denizine bakalım dedik. Biraz bir denize gireriz. Sonra da akşam zaten eve dönmeyi planlıyoruz. Öyle kalmayacağız yani. Bu benim ilk Yunan adam bu arada. Daha öncesinde bir Atina'ya gitmiştik ama. Orası ada değil. Orası ada değil. Evet. Atlas'ın da ilk Yunanistan'ı. Gülüyoruz. Çok anlıyormuş gibi. Of, bezi çok dolmuş Kerem galiba. Selam.
klasik bir atlas uyuyorken sohbetine geldim. Hatta maçam vardı bitmek üzere. Dün KOS'a gittik geldik biliyorsunuz ki günübirlik ve normalde demiştim ki işte eve gelir böyle size bahsederim, şöyle yaptık böyle yaptık şöyleydi böyleydi diye. O kadar yorulmuşuz ki yani akşam atlası uyuturken uyuyakalmışız Kerem de ben de ve böyle normalde işte inip aşağı yemek yiyecektik falan. Burası da böyle müzik çalıyor, bütün ışıklar açık. Sabah bir indim bayağı güzeldi bir yandan böyle. Hali hazırda müzik çalıyor olması. Neyse çok yorulmuştuk. Günübirlik seyahatlerin öyle bir handikapı var tabii ki de. Ama güzeldi. Bu arada kimse KOS'u bize övmedi. Yani daha doğrusu herkes dedi ki ya Bodrum'dan hiçbir farkı yok ki haklılar bayağı bir. Ama ben herhalde o kadar düşük tutmuştum ki beklentimi. Bence tatlıydı. Denize girdik. Zaten arabasız gittiğimiz için limandan neredeyse hiç uzaklaşmadık ama zaten hali hazırda vardığınız yerde bir sürü böyle mekan ve mekana dedike edilmiş plajlar var. Bu nedenle hani orada bir içecek bile içseniz işte şezlonglarını, plajını kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Gayet temiz. Çok sade böyle. Hani hiçbir lüks bir kısmı yok ama bence zaten gerekli olan şey o yani. Benim mesela Bodrum'da bulamadığım galiba tam olarak oydu. Ya böyle çok lüks, pahalı mekanlar ve beach club'lar var burada. Ya da ne yazık ki pis bazı böyle işte halk plajları. O onu çok sevdim. Bir denize girdik. Biraz takıldık zaten. Yemek yedik ve hani çok da bir vaktiniz olmuyor. Akşam da geri döndük. Şeyi soran olmuş bana Instagram'dan çok fazla, işte kapı vizesi mi aldınız, hani zor bir işlem miydi? Kapı vizesi almadık çünkü benim hali hazırda zaten bir yıllık bir Schengen'im var. Kerem'le Atlas'ın da pasaportlarından dolayı zaten vize ihtiyaçları yok. Ne güzel değil mi? Ben ise normal zaten işte Avrupa'ya girip çıkışta kullandığım Schengen'imle girdim. Gayet kolaydı. Bir de KOS'a yanaştığımızda bir anons yaptılar ve dediler ki gümrükte yaşanan yoğunluktan dolayı vapurda bekleyeceğiz. Ve benim aşırı midem bulanmaya başladı. Çünkü limanda durup böyle sadece sallanıyorsunuz. Ve bir yarım saat böyle bekledik. Ama gidiş falan çok kolaydı, güzeldi. Biz vapuru seçtik. Vapuru seçtiğimiz için galiba daha uzun sürede gittik. Yani bir saat falan sürdü. Deniz otobüsü seçmiş olsaydık bir sonrakine öyle yapacağız. 20 dakikada gidiyorsunuz yani. 20 dakika dediğiniz şey şuradan markete gitmek. Genel olarak keyifliydi bu şekilde. Şimdi Atlas'a dondurma yapacağım. Böyle aşırı ezilmiş ve artık biraz daha dursa zaten bozulacak ve yenmesi pek mümkün olmayan kayısı ve şeftalilerim var, nektarinlerim var daha doğrusu. Onları böyle blenderdan geçireceğim. Genellikle aslında böyle smoothie hazırlar gibi hazırlıyorum işte meyve. Bazen sebze de koyuyorum içine dondurmanın. Badem sütü ya da her ne varsa o an elimde. İşte fıstık ezmesi. Bayağı doyurucu da oluyor. Bir yandan da hoşuna gidiyor onun böyle hani donmuş bir şey yemek. Yani şunun yenecek bir kısmı evin dağınıklığı bu arada. Aşırı dağınık. Ama yani çok komik. Bazen bitirmiyor, tamam mı? Yarım kalıyor dondurması. Hatta bu yarım bile sayılmaz yani, başlamış ve bırakmış bir nedenden dolayı. Neyse. Sonra biz o yarımları geri koyuyoruz buzluğa. Ama eğer tekrar yarım verirsek ona istediğinde hiç hoşuna gitmiyor ve hiç yemiyor. Tam istiyor yani. Hiçbir şekilde ısırılmamış ve dokunulmamış olsun istiyor dondurması. Selam. Yine bir pazartesi. Çok iyi
heyecanlı bir pazartesi. Evden çıktık. Bebişi görmeye gidiyoruz. Bugün artık 30 haftalık hamileyim bu arada. Bir yandan çok var gibi. Yani 10 hafta dediğimiz şey 2,5 ay. Bir yandan da sadece 10 hafta kaldı. Bugün özellikle heyecanlı olmasının sebebi Atlas ilk defa geliyor. Atlas ilk defa kardeşini görecek. Tek umudum durması konusunda. Yani çok uzun sürmüyor ama yine de hani böyle sıkılırsa, durmak istemezse diye korkuyorum. Onun dışında heyecanlıyım. Bu mu korkun ya? Evet, yani başka ne olacak ki? Çıkarım yani, sanki çıkılmaz bir şey. Başka neyden korkabilirim ki? Hani bileyim yani, değil, korkarsa falan yani. Korkmaz şey. Ya. İşte bilmiyorum, ben de düşünüyorum. Söyleyecekleri varmış. Heyecanlıyım çünkü oğlumla oğlumu tanıştıracağım bugün ilk kez. Bu arada o kadar tatlı karnımı öpüyor ki gün içerisinde. İşte ama ne kadar onun... Anlamıyor yani, sadece beni öpüyor muhtemelen burada, ama. Burada bir şey ifade etmeyeceğini bilsem de... Ya ederse? Otobüs kardeş. Abla. Otobüs kardeş. Şimdi kardeşini göreceğiz. Heyecanlı mısın? He? Heyecanlı mısın? Kardeşini göreceksin. Ne? Dans mı ediyorsun? Dans mı edeceksin onunla yoksa? Peki. Gidelim mi? Hadi bakalım. Daha demesi. Mobil telefon. Ay! Oy oy oy. Her yerden bir araba çıkıyor. Bu arada çok garip bir şey. Gerçekten eskiden, yani Atlas'tan önce ya da Atlas çok ufakken ve henüz böyle oyuncaklara çok ilgi duymuyorken, işte erkek çocuklarının arabalara ilgi duymasını daha böyle bir şey hani sanıyordum. Yani rivayet demeyeceğim ama hani zaten öyle alıştırılıyorlar gibi sanıyordum. Atlas aşırı arabalara ilgili. Yani evet, araba alıyoruz tabii ki de, oyuncak araba. Ama zaten çünkü hiçbirini boş geçmiyor. Yani böyle dışarıda biz arabada giderken bile, hani kendi araba koltuğunda otururken, geçen hiçbir tırı, hiçbir işte kamyonu, traktörü boş geçmiyor. O kadar heyecanlanıyor ki. Mesela Londra'dayken işte o büyük otobüsler, işte iki katlı otobüsler falan, yani böyle deliriyor gerçekten. İnanılmaz bir şey. Meğersem gerçekmiş herhalde, yani bilmiyorum, itiraf edeceğim. Aşırı heyecanlanıyor. Bu aralar bir de çok güzel böyle arabalarla oynamaya başladı. Yani gerçekten böyle işte engel arıyor, buf buf yapıyor, böyle bir şeylerin üstünden geçiyor falan. Çok da güzel oyalanıyor. Yani işte böyle oğlan annesi tecrübelerim şimdiye. Şimdiye kadarkiler böyle. Bir soluklanayım, bir iki yudum kahve alayım dedim. Sabah çok sevdiğim bir kupamı kırdım yanlışlıkla. Ve o kupamı kırmış olmak beni biraz sabah sabah üzdü. Zaten bir çok uykum var. Neden bilmiyorum. O kadar değişik bir paradoks ki. Atlas iyi uyumaya başladı valla. Hiç hakkını yiyemeyeceğim. Atlas bile uyumaya başladıysa ve siz şu an bebeğinizle uyku konusunda zor bir dönemden geçiyorsanız direnin. Atlas uyuyorsa bence her bebek uyur. Ve işte soruluyor bazen, yine defalarca kez söyledim ama hani kaçıranlar olabilir. Uyku eğitimi falan, o tarz şeyler hiç yapmadık. Her ağlamasına, her mızıldanmasına ben hep kalktım, hep kucakladım. Yanımda uyuttum. Aynı yatakta uyuduk neredeyse geçen haftaya kadar. Bu böyle klasik işte sakın yapmayın denilen her şeyi yaptım. Sallayarak kucakta, pilates topunda uyuttum. O an ne çalıştıysa onu yaptık. Şu an kucağımda uyumak istemiyor asla. Yanımda uyumak istiyor. Yani yanında yatıyoruz, böyle uzanıyoruz ve uykuya dalıyor. Dün hatta şöyle bir şey yaşandı. Artık odasında yatırıyoruz mesela akşam.
Eğer gece uyanırsa ve bizim yanımıza gelirse ki gelmeye başladı. Çok komik bir şey bence bu. Yanımıza alıyoruz yani, yatağımız ona her zaman açık. Ama çok komik, dün uyandı gece baba diye seslendi. Kerem gitti ve sandı ki hani bizim yanımıza gelmek istiyor. Kucaklayıp bizim odaya getirdiği an ağlamaya başladı. Çığlıklar içerisinde şey yataktan indi ve kendi odasına geri koştu. Böyle şok oldum yani, nasıl hani biz beraber uyuyorduk daha falan. Neyse, demek istediğim o ki direnin geç yani, bunu diyeceğime gerçekten inanmazdım. Gel gör ki Atlas şu an daha iyi uyumaya başlamış olmasına rağmen ben hamileliğimin baya bir ileri safhasında olarak çok kötü uyuyorum. Sürekli tuvalete kalkıyorum. Böyle dönerken falan uyanmaya başladım. Atlas da bana şey yazan olmuştu işte, böyle vücut kendini bebeğin gelişine ve o uyanmalara alıştırıyor. Ama arkadaşlar ben vücudum yapmasın bunu bana ya. Ben zaten alışkınım. Ben buna zaten geri dönerim. Ya uyuyayım ya, şu 10 haftayı uyuyarak geçireyim. Yok, uyuyamıyorum. Bilmiyorum neden böyle. Ama çok zırt pırt uyanıyorum yani. Ne diyecektim? Ben hiç bunun için oturmamıştım buraya ki böyle nefesleneyim diye oturdum. Bu arada bebeğin gelmesine 2,5 ay falan var aşağı yukarı. 2 ay diyelim biz ona. Tabii ki de yapılacaklar listem var. Bebekten önce yapılacaklar listesi. Hiçbirine başlamadım hala. Bunların en böyle başında gelen ve sürekli ertelediğim evin belli alanlarını ayıklamak var. Yani şu an dolap açtım, tamam mı? Burada. Aa, mesela sabahtan beri şu tripodu arıyorum. Burada. Projektörün kumandası burada. Karınca ilacı var. Bir tane kahve makinesi. İki tane gözlük kabı görüyorum. Onlar ne, onları bile bilmiyorum. Neyse, yani bunları bir ayıklamak. Bebek kıyafetlerini ayıklamak. Kısacası bir bunları ayıklamak falan istiyorum. Hiçbirini yapmadım henüz. Atlas. Araba var mıymış o kitapta? Yok. Yok muymuş? Çöp. Araba var mı? Araba var mı? Oh, Atlas. Baba. Это кто, Атлас? Это кто? А? Это бейки, я открыл. Çok beğendim seni. Kapat kamerayı mı diyorsun? Evet, yani süper bastı ya. Ben sanki hiç kamerayı çekilmiyormuşum gibi oldum. Bir elin çok mu boşta kaldı? Canım boş, elim boş. Blokta mıyız? Değil mi? Tatildeyiz. Tatildeyiz. Biz Kos'a geldik. Hem de bu sefer ben de Instagram'dan dedim ki baş başa gidiyoruz Kerem'le ve DM'lerim tabii ki de Susam 2'yi nasıl bu kadar görmezden geliyorsunuz oldu. Yani baş başa dediğim Atlas'ı bıraktık annemlere bir geceliğine. Biraz böyle
Güzel. Biz bir günlüğüne, bir geceliğine KOS'a geldik. Bayağıdır böyle merak ettiğimiz, işte arkadaşlarımızın daha önce gelip kaldığı ve çok güzel dediği bir otel var burada. Bu arada reklam falan değil yani. Oku ismi. Sadece yetişkinler için bu arada. Adults only, çocuk almıyorlar. Bu nedenle hani Atlas'la gelebildiğimiz bir otel değildi. Ve öyle annemin iki gün önce bir ağzını aradım dedim. Var öyle bir otel var merak ettiğimiz ama çocuk almıyorlar biliyor musunuz falan. Neyse onlar da gidin hani biz kalırız Atlas'la deyince girdik hemen boş yer var mı diye ve bugüne bir gecelik bir rezervasyon yaptık. Zaten Bodrum'dan çok yakın biliyorsunuz ki KOS. Kısacası böyle bir hani değişiklik olacak bize de. Atlas'la şu ana kadar iki kez ayrı kaldık biliyorsunuzdur. Birinde Paris'e gitmiştik, birinde de Londra'ya. En son Mart ayındaydı yani. Onun için böyle bir garip geliyor. Elim kolum boş, hani bir yere acele etmiyorum. Çok değişik, keyifli. Çok güzel bir oda. Onu size göstermek istiyorum aslında. Düşer miyiz mi? Durun bir de odanın dışı da çok güzel bu arada. Kısa bir oda turu. Sizi 05'e aldım. Odanın girişi bu şekilde. Otel o kadar sessiz ki çocuksuz olduğu için. Aa açılmıyor. Ha. Ne oldu? Hayır sus kal. Otel full bu şekilde böyle tek katlı. İçeri giremedim. Açmıyor kapıyı. Evet, açmadı. Kırmızı yanıyor sürekli. Neyse bakarız sonra. İyi oldu böyle. Tam bir kurgu gibi. Evet, hamam şimdi... zor tırmanmış. Odaya girdiğinizde şurada tam ihtiyacım olan bir boy aynası var. Şurada minik bir bavulumuz. Zaten daha yerleşmedik. Az önce girdik. Burası tuvalet ve duş alanı. Bu arada bakmamıştım bile nasıl olduğuna ama çok güzel görünüyor. Burası ne? Cam mı? Burası cam. Aa evet. Burası cammış. Şöyle sizi tekrar biri aldım. Burası şöyle ufak bir oturma alanı var. Yatak kısmı gerçekten çok güzel. Şu şekilde de bir göstereyim. Ve hazırsanız odamızın dışına çıkıyorum. Aşkım aşırı kenarında dur. Böyle uzun. Ha, tamam. Ama sen ip yapmamışlar sallamak için. Sallayamıyorum kendimi. Ama niye salıncakta değilsin ki? Hamak sallanır mı? Hayır öyle hamak hafif hafif sallanır kendi kendine. Ne yapacaksın? Ben uzun sallamak istiyorum. En çok ses şu an bizden geliyor galiba. Böyle şey de gelmiş, sinek de gelmiş. Aşkım bir döneceksin var ya, şuradan hastaneye sinek gideceğiz yani. Yapmışlar. Bu çok güzel. Burası havuz. Şöyle sabah uyandığınızda, gerçi zaten hemen şunun arkası plaj olduğu için havuza girmeyi tercih etmem. Ama çok güzel görünüyor mu derseniz, evet gerçekten çok güzel görünüyor. Bence burada ne eksik biliyor musun? Ne eksik burada? Evet. Ne kaçırdıklarını bilmiyorlar. Bu sakinlik de biraz insanı böyle yorar gibi geliyor bana. Atlas olsa mesela buraya neşe katar gibi. Katılıyorum. Bunlar ne kaçırdıklarını gerçekten. Bir dahakine getireyim onu. Vallahi koyayım Atlas'ı burada çıkartırım. Şey diyormuşuz. 16 yaş 6 yasak otelde. 16 olmadığını nasıl kanıtlayacağım? Yani. Tam kimlik. Odamızın arkasında şöyle ufak bir tarım alanı var. Bu bayağı farm to table gibi. Hani buradan geçinmiyorlardır muhtemelen. Çok ufak burası ama çok güzel. Her şey var. Bakın burada bir biber var. Domates. Şurada bir patlıcan görmüştüm. Nerede? Yok ben şurada da gördüm. Bak dur. Şurada bir patlıcan görüyorum. Bilmiyorum. Nasıl
Hatırlamıyorum. Çok güzel. Kekik var. Kekik. Ne ararsanız var. Her şeyden biraz var.